Merhaba arkadaşlar, bu evimiz 1 milyon 300 bin TL. 3 artı 1 bir evdir. Aydın, Didim, Akbük'te. Ejder, bahçeyi dışını göster, sonra içini gösterelim. Otoparkı da var. Yavaş yavaş göster, anlaşılır şekilde göster. Yeni 01 evdir. Gösterebilirsin. Sonra içeride çelik kapını burada buluşalım. Orası otopark. Evet. Oldukça geniş bir bahçesi var. Anıl güzel yapmış evi. Eline sağlık. Çok güzel yapmış. Fiyatı bana göre uygundur. Size göre uygun mu değil mi bilmiyorum. Ama gidip bir tane apartmanda ev alana kadar böyle bir ev alsanız daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Her tarafı göster, sonra gel buraya. Evet arkadaşlar, dışını size gösterdiği çarşıya, pazara, denize yakındır. Şunu arz edeyim. Ev öyle çok malikane değil ama güzel yapılmış. Atmosferi çok iyi. Köşe başı, otoparkı var. Bahçeleri gördünüz, geniş. Bu arsa muhtemelen 257-260 metrekaredir. Ama buradaki bahçe de muhtemelen hazineden falan, onu da katmışlar içine. Şu anda bir olumsuzluk yok. Bunu da söyleyeyim. Ama bu ev yani bir apartman dübleksine çok 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 daha kat kat daha caziptir. O yüzden ben öneririm bunu sevgili arkadaşlar. Yeni 01 yapıdır. Burası salonla mutfağımız. Üstte de 3 odamız var. Genç kardeşimiz elinden gelene kadar iyi yapmaya çalışmış. Lüksün sonu yoktur. Ama ben de baktım, bu ev daha yeni bitti. Bu ev durmaz. İsterim ki gelin bakın. Güzel yapmışlar. Mutfakları, bahçesi, denize yakınlığı, efendime söyleyeyim, deniz manzarası yok. Drone'u kaldırsa idik iyi olacaktı ama drone'u, dilim biraz patanaş yaptı. Drone'u evde unuttu. Keşke bir dahakinde çekeriz değerli arkadaşlar. Burası mutfağımız. Mutfağımız burası. Fırın da koymuşlar. Dablumbazı koymuşlar. Ferah bir ev. Yani burada hayat bahçede, tarlası var evin yani. Kocaman bahçeleri var. Ormanla iç içe. Mutfağı gösterdin mi? Mutfağı. Ben de bilmiyorum ki acaba diyorum, iyi gösterdin mi bilmiyorum. Burası buzdolabı. Planlı yapmışlar mutfağı. Yani daha ne olur daha ne olur. Mutfak burası. Burada kulpsuz yeni nesil mutfak malzemeleri kullanmışlar. Kapaklar. Döndük. Dön babam buraya. Dön. Şu mutfağın içine gir. Şimdi zaten Ege'nin iklimini, Didim'in iklimini bilenler bilir. Hayat genelde dışarıda geçiyor ama buna rağmen salon da fena değil. Karşıda TV ünitesi, komple klima üniteleri hepsi takılmış. Sadece montajı var. Aydınlatmalar, spotlar güzel yapılmış. Buna rağmen burada güzel bir balkonu da var. Güzel bir balkonu da var. Dilersen bir dışarı çık, balkonu iyice göster. Balkonu iyice göster. Neden balkonu özellikle size gösteriyorum? Yani günün birinde hani buna kıyamazsınız ama bura çok iyi. Ama yok ben salonu daha büyük yapayım derseniz, biraz eğer yorulmasan çimlere git, çimlerin üstünde burayı göster. Günün birinde salonu böyle büyük bir salon yapmak isterseniz burayı katabilirsiniz. O zaman da tadından doyum olmaz.
sevgili arkadaşlar. Burayı gösteriyorsun değil mi? Gel babacığım şimdi. Şimdi Akbük'te 1 milyon 300 bin TL'ye bu geniş bahçeli bir ev, yani ikincisi yok. Diyeceksiniz o eklenti bahçe neyin nesi? Zaten önündeki yeşil alan yetiyor. Ama bir müddet onun sonra işte 10 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ama ev uygun fiyatlıdır. Şu anda o bahçede evimize ait çevresinde yapmışlar. Oraya da bir şeyler daha yapılacak. Salonumuzu gösterdik. Bir lavabomuz var burada. Evet. Hatta bu banyodur. Evet, banyo. Buna lavabo diyemeyiz. Banyo deriz. Çünkü buraya bir duşakabin gelecek. Çok da rahat bir banyo. Taşları çok güzel, böyle tırtırlı taşlar kullanmışlar. Eline sağlık Anıl senin. Evin çok güzel. Umarım iyi bir insan da gelir alır. Ve burada merdivenlerimizde spotlar yapmışlar. Bu soketler falan da güzel, yeni nesil. Soketler, bu korkuluklar da fena değil. Ve buraya bir daha, bunlar duvar kağıdı değil, bunlar seramik. Böyle değişik renkli, böyle güzel seramikler yapmışlar. Ve burada 3 oda bir banyomuz var. 3 oda bir banyomuz var. Odalar fena değil ama bizimkiler, bizim Türkleri biliyoruz, çok daha büyük büyük şeyler istedikleri için. Şimdi biraz yavaş yavaş açıklayacağım. Oda 1. Oda 1. Affedersin Ejder. Oda 2. Oda 2. Bunu Asmolen çözmüşler. Statik anlamda mimar mühendisler bilir. Kiriş aşağı sarkmıyor. Gizli kirişler var. O yüzden dilenirse bu balkonda günün birinde odaya katılır. Tadından doyum olmaz. O zaman büyük olur. Oda 2'yi gösterdik. Oda 3'te yine aynı. Aynı, yine dilerseniz balkonu içeri alabilirsiniz. Bu da 3. odamız. Cidden o zaman büyük olur. Ve döndük 2. banyomuz. Bu da 2. banyomuz. Duşakabin henüz takılmamış, takılacak. Bu da buraya böyle bir cam gelecek. Sevgili arkadaşlar, buraya da işte şampuan, öteberi bir şeyler koymak için bir terek yapmışlar. Evet, bakın buralar güzel, taşları böyle afyon mermerini andırıyor, granit bunlar. Şimdi ne gösterdik? Bahçeyi, salon, mutfak, otoparkı gösterdik. Bir banyo gösterdik. Üste çıktık, ne gösterdik? 3 oda bir banyo. Ve şimdi terasa çıkıyoruz. Terasta birileri bir şeyler yapmışlar. Siz de yapabilirsiniz. Buraya bir daha 4. oda inşa edebilirsiniz. 4. odayı da inşa edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bunu biraz büyütüp, affedersiniz, terası biraz göster gel. Terası, buraya dilerseniz bir oda daha inşa edebilirsiniz. Yani o zaman 4 oda, işte 2 banyo, salon, açık mutfak, geniş bir bahçesi olmuş olur. Altyapısı da var burada. Sular mular çekilmiş. Terasımızı da gösterdik. Önümüzdeki günlerde eğer satılmazsa drone'la da size sunacağız. Gel babacığım, gel. Şimdi arkadaşlar, bu gayrimenkul öyle bir şey ki, yani şey değil, bazı evler var işte 3 ay önce 1-2, sonra 1,5 oldu. Birileri diyor ki neden satılmadı? Kolay mı yani şimdi 2-3 milyonluk ev satmak? Dolayısıyla fiyatlar artıyor. Nasip biri alıyor. Durum bu sevgili arkadaşlar. Bu evi de kaçırmayın derim. Buralarda çamaşır makinesi, termosifon yeri. Güzel, yeni, sıfır yapılmış. Enerji kimlik belgesi var. Sizinle de burayı da bugün tekrar paylaştık. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.